Ne yapsaydım yani? Kadın 6 aylık hamileydi benim haberim olduğunda. Aldırtacaktım ama... olmadı. Benim kime çektiğim belli oldu. Demek babam da çapkınmış ha? Ay yakın. Hiç komik değil. Peki şimdi ne olacak anne? Onu bana değil abine soracaksın. İyi de anne, hangi abime sorayım? Galip abime mi yoksa Veysel abime mi? Veysel senin abin mi abin değil. Tövbe estağfurullah. Hadi baba. Biraz peynir, biraz zeytin. Bunları yemen lazım. Hiç iştahım yok kızım. İlaç vaktin geldi baba. Aç karnına olmaz. Kimsenin bir suçu yok biliyorsun değil mi baba? Annem bunu saklamakta haklıydı. Senin haberinin olması da imkansızdı. Kimsenin suçu yok. Nasıl kimsenin suçu yok? En başta ben suçluyum. Tamam, ben bir halt yemişim. Ama annen nasıl saklar benden bunu ya? Nasıl yapar? Bunca insanın hayatına nasıl müdahale eder? Oğlum, bizi biraz yalnız bırak. Annenle baş başa konuşacağız. Gitme Akın. Burada kal. Bundan sonra her şey bilinsin diye şahit istiyorum. Kal Akın. Hadi. Ne soracaksan sor. Neden böyle bir şey yaptın Esma Nur? Neden sakladın benden gerçekleri? Ailemi kurtarmak için yaptım. Evlendiğimiz zaman öksüz ve yetim büyüdüm demiştim sana. Aile benim için her şeyin önünde demiştim. Hatırladın mı? Akın daha doğmamıştı. Galip küçücük bir çocuktu. Ne yapsaydım? Aşkını yaşamanı, çiğ çatmanı mı bekleseydim? Yuvamın yıkılmasını mı seyretseydim? Bir karar aldım. Ve ailemi bir arada tuttum. İyi de sen bizim hayatımıza hükmetme gücünü söylesene. Nereden buluyorsun Esma Nur? Sizin zaaflarınızdan. Ne zaaf ya? Ne söylüyorsun sen? Bir pavyon kadınından çocuk peydahlarken aklın neredeydi ha? Nasıl hala yüzüne bakabiliyorsun evlatlarının? Hadi. Hadi hesap ver oğluna da göreyim. Yeter ama! Baba sakın! Sen karışma Akın. Karışmayayım da anneme bir piç yüzünden tokat atmanı mı seyredeyim? Ah! Akın. Akın oğlum iyi misin? Akın, Akın dur biraz. Çık odamdan Asaf. Lütfen.